Hepimizin evinde mutlaka bir fotoğraf albümümüz vardır. Çocukluğumuza dair, geçmişimize dair fotoğrafları depoladığımız arşivlerdi. Fakat bu arşivler günümüzde dijital arşivlere dönüştü. Ve bundan çok da mutlu değilim açıkçası ben. Çünkü onun verdiği tadı bu dijitallik bize vermiyor. Yani elimizde fotoğrafa bakmak ya da işte evimizin duvarlarında o fotoğrafları görmek bambaşka bir mutluluk veriyordu. Bu videoda sizlere fotoğraflarınızı en kaliteli biçimde evinizde basabileceğiniz harika bir yazıcıyı tanıtacağım. Epson EcoTank L8180 A3 boyutundaki yazıcıyla hem günlük rutin çıktılarınızı kolaylıkla alabilirsiniz hem de fotoğraflarınızı en yüksek kalitede fotoğraf kağıdına baskı alabileceğiniz, kullanımı oldukça pratik bu yazıcıya şimdi gelin hep beraber bir göz atalım isterseniz. Epson bildiğiniz gibi zaten yazıcı konusunda kendini ispatlamış bir marka. Bu arada bu sadece yazıcı değil arkadaşlar. Bir yandan da tarayıcı. Ondan da birazdan bahsedeceğim. A4 boyutuna kadar öndeki tepsiyle kağıtlarımızı dizebiliyoruz. A3 boyutundaki kağıtlarımızı da arkadan besleme ile yerleştirebiliyoruz. Birazdan detaylı olarak onları göstereceğim. Ayrıca önünde bir tane dokunmatik LCD ekran var. Renkli bir LCD ekran. Aslında bütün işlemlerinizi sadece buradaki ekrandan dokunmatik şekilde kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Yani öyle kabloyla mablayla uğraşmaya gerek yok. Hani dilerseniz tabii ki kabloyla bağlayabiliyorsunuz ama yeni nesil yazıcılardaki en büyük özellik kablosuz olması. Bunda da kablosuz özellik son derece verimli bir şekilde çalışıyor. İster telefonunuza, ister tabletinize, ister bilgisayarınıza, ister fotoğraf makinenize wireless'la bağlayarak kablo derdiyle uğraşmadan direkt çıktığınızı en yüksek kalitede alabiliyorsunuz. İlk olarak cihazın fiziksel özelliklerinden bahsedeyim. 11.1 kilogram ağırlığında, genişliği 523 mm, derinliği 379 mm, yüksekliği ise 169 mm. Az önce bahsettiğim renkli dokunmatik ekranın boyutu ise 10.9 cm. Bu yazıcıda 5 yönlü kağıt kullanımı ve yenilikçi 6 renkli mürekkep sistemi kullanılıyor. Ayrıca bildiğiniz gibi yazıcılarda ısınma problemi de doğal olarak oluyor tabii ki. Bunda mikropiyoza diye bir teknoloji kullanmışlar ve bu teknoloji ısınmayı minimuma indirgeyerek daha hızlı ve daha yüksek kalitede baskı almayı sağlıyor. Evet, şimdi de yazıcının giriş çıkışlarından bahsedelim. Şu ekranı bir detaylıca tanıtayım. Ayrıca bir de cep telefonu uygulaması var Epson'un. Epson Smart Panel uygulaması ile tüm yazıcıya sadece cep telefonundan da hakim olabiliyoruz. Şimdi gelin bunlara göz atalım. İlk olarak şu dokunmatik ekrana göz atalım isterseniz. Yukarıda ne kadar mürekkep kaldığını buradan görebiliyorsunuz, tedarik durumunu. Buradan wireless ayarlarını görebiliyorsunuz. Bunları Smart Panel uygulaması üzerinden kolaylıkla bağlayabiliyorsunuz zaten cep telefonuna ya da bilgisayarınıza ya da tabletinize. Buradan sesi açıp kapatabilirsiniz. Burada soru işaretinde de bir yardım paneli var. Bir sıkıntı yaşarsanız oradan yardım alabiliyorsunuz. Burada ilk olarak kopyala seçeneği var. Yani bir kağıttan başka bir kağıda kopyalama yapabiliyorsunuz. İster siyah beyaz, ister renkli kopyalama yapabiliyorsunuz. Burada fotoğrafları yazdır kısmında dilerseniz flash disk ya da SD kart takarak içerisinden direkt olarak yazdırabilirsiniz herhangi bir ekstra cihaza ihtiyaç duymadan. Bir de kolaj kısmı var. Bu kolaj kısmında da farklı farklı kolajlar var, hazır kolajlar. Bu kolajlardan istediğiniz bir tanesini seçip herhangi bir işte Photoshop gibi programa ihtiyaç duymadan kendi içinden yazdırabilirsiniz. Bir de fotoğraf kimliği yazdır kısmı var. Kimlik yazdırmayı da buradan yapabiliyorsunuz. Tara kısmına geldiğimizde ise tarayıcı kısmını görüyoruz. Buradan hafıza aygıtını, yani flash disk ya da SD karttan direkt tarama yapabilirsiniz. Bilgisayardan aktarabilirsiniz veya buluttan da aktarma yapabiliyorsunuz. Epson'un kendi bulut sistemine girerek buradan üye olmanız gerekiyor öncelikle. Epson Connect hesabınızı açıp onun üzerinden tarama yapabiliyorsunuz. Burada çeşitli yazdırmalar kısmını görüyoruz. Burada hazır kalıplar var arkadaşlar. Mesela kitap kopyası almak istiyorsanız kitap kopyasına göre ön ayar var. Buradan kitabınızı tarayıcı kısmına koyduğunuzda o aradaki kıvrımları vesaire kendisi ayarlıyor ya da ID kart dediğimiz kısımda kimlik kartınızı bastığınızda kendisi nereye yerleştireceğinizi birebir koyuyor. Menüde bir diğer ayar çeşitli yazdırmalar. Bu çeşitli yazdırmaların içerisinde hazır template'ler, hazır şablonlar var. Mesela tebrik kartı oluşturabilirsiniz buradan. Ya da burada kişisel kağıt var. Burada hazır şablonlar var. Bu şablonları kullanarak buradaki menü içerisinden yazdırma yapabiliyorsunuz. Ayarlar kısmına bakalım hızlıca. Burada yazıcının genel ayarlar kısmı bulunuyor. Burada bakım bulunuyor. Burada da işte mürekkep doldurma, mürekkep seviyesi, ne kadar mürekkebiniz kaldı almış vesaire, bunların hepsini kontrol edebilirsiniz. Burada da akıllı telefon bağlantısını yapacağınız menü bulunuyor ve son olarak ekranın bir de şöyle bir özelliği var. Yaklaşık 35-40 derece şöyle açabiliyorsunuz yukarıya doğru. Eğer yazıcınız aşağıda bir seviyede duruyorsa ekranın bu şekilde açılıyor olması sizlere oldukça kolay bir kontrol sağlayacaktır. Şimdi kağıt besleme alanlarına, kağıt tepsilerine göz atalım. Önde şöyle bir kapak bulunuyor. İlk olarak bu kapağı açıyoruz. Burada iki tane kağıt tepsimiz bulunuyor. Birincisi, şu kısmı çektiğimizde birinci tepsiyi görüyoruz. Buradan istediğimiz boyutlandırmayı yapabiliriz. İstediğimiz kağıt ölçüsüne göre. Burada maksimum ölçü 10-15 cm. Oradan istediğiniz şekilde
şöyle ayarlayabilirsiniz küçük kağıtlar veya da büyük kağıtlar için. Birinci tepsiyi tekrar içeriye doğru itiyorum ve ikinci tepsiyi çıkarmak için de şu aşağıdaki kapakçıktan çekiyorum ve ikinci tepsimiz de ortaya çıkıyor. Bu da maksimum A4 boyutuna kadar alıyor arkadaşlar. Buradan da farklı ölçülere tabii ki getirebilirsiniz. Buradaki kenarlıklarla istediğiniz şekilde ayarlama yapabiliyorsunuz. Şuradan da A4 kağıdını göstereyim hatta. Şu şekilde A4 kağıdımızı da buraya yerleştirebiliyoruz. Tekrar kapatıyorum. Şimdi arka besleme kısmına bakalım. Evet, A3 baskı yapmak için de şu arkadaki kapakçığı açabilirsiniz ve buradan şöyle bir parça çıkıyor. Gördüğünüz gibi şöyle içeriye doğru giriyor. Hafif eğebiliyorsunuz ve bunu da yükseltebiliyorsunuz. Evet, A3 kağıdımı da yerleştiriyorum arkadaşlar. Buraya 1.3 mm'ye kadar kalınlıkta bir kağıt koyabilirsiniz. Ayrıca 2 metre uzunluğunda kağıtlardan da çıktı alabilirsiniz. Tarayıcı kısmı ise şuradan açılıyor ve buradan da maksimum A4 boyutunda tarama yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve buradan da maksimum standart A4 boyutu, hatta biraz daha fazlasındaki büyüklüklerde tarama yapabiliyorsunuz. Kartuşların olduğu kısım ve eğer kağıt sıkıştı vesaire, o kısım ise tam olarak şurada bulunuyor. Bu kısmı şöyle yanlardan tutarak arkadaşlar kaldırıyoruz. Ve burada kartuş dolum kısmını görüyorsunuz. Şimdi nasıl dolduğunu da göstereceğim. Eğer herhangi bir kağıt sıkışma durumu olursa da bu kısımdan kağıdı kurtarabilirsiniz. Epson'ın kendi mürekkeplerini almanız gerekiyor. Burada 6 renkli bir sistem var gördüğünüz gibi. Bu renklere baktığımızda ise siyah, fotoğraf siyah, cyan yani CMYK'nın C'si, yellow, sarı, magenta ve ekstradan bir de grey yani gri renk bulunuyor. Bu yazıcıda kullanılan mürekkepler bunlar arkadaşlar. Epson Claria ET Premium Ink olarak geçiyor ve altılı set halinde satılıyor. Tabii ki tek tek de alabilirsiniz. Baskı maliyeti en düşük olan yazıcılardan bir tanesi olduğunu iddia ediyor Epson. Her bir mürekkep setiyle toplamda 2300 adede kadar yüksek kaliteli fotoğraf yazdırabiliyormuşsunuz. Mürekkeplerin dolumu oldukça kolay. Burada biten kartuşu zaten size sinyali veriyor. Kapağını şu şekilde açıyorsunuz. Mürekkebi alıyorsunuz. Şu şekilde kapağını çıkarıyorsunuz. Ve bunun ağzı zaten arkadaşlar şuradaki kartuşun tam ağzına göre yapılmış. Ve bunu sağa sola dökülmüyor zaten. Şöyle koyduğunuz zaman mürekkep dolmaya başlıyor. Ve bittiği zaman kolaylıkla gördüğünüz gibi çıkarıyoruz. Hiçbir bulaşma yok sağa sola. Bu mürekkeplerin en kötü yanı bir yere bulaşırsa çıkması gerçekten neredeyse imkansız hale geliyor. O yüzden güzel bir sistem yapmışlar. Kapattık ve mürekkeplerimizi bu şekilde doldurmuş olduk. Evet, şimdi cep telefonundan Epson Smart Panel uygulaması üzerinden çıktı alalım ve uygulamanın içerisindeki özelliklere göz atalım isterseniz. Uygulama hem iPhone'lar için hem de Android'ler için mevcut arkadaşlar ve ücretsiz bir uygulama tabii ki. İndirdikten sonra açıyoruz ve buradan ilk olarak ürünü bağlamanız gerekiyor tabii ki. Onu da yukarıdaki artı butonuna tıklayarak bağlayabilirsiniz. Buradaki yönlendirmelerle kolaylıkla ürününüzü bağlayabilirsiniz. Ben zaten daha önceden bağlamıştım. Aşağıda farklı seçenekler var. Profesyonel baskı, fotoğraf yazdır, belge yazdır, belge yakalama, tarama, kopyalama gibi birçok farklı özellik bulunuyor ve hazır şablonlar burada da mevcut. Ayrıca Creative Print diye bir kısım var. Bu uygulama üzerinden daha da fazla şablon indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben cep telefonunun içerisinden bir fotoğraf bastıracağım. Fotoğraf yazdır kısmına geldim çünkü şu anda arkada yazıcıya koyduğum kağıt Epson'ın fotoğraf kağıdı. Az önce de bahsettiğim gibi bu cihaz daha kalın kağıtlara baskı yapabiliyor. Fotoğraf kağıdı da 300 gram ve parlak bir kağıt. Buradan fotoğraf seç kısmına geliyoruz. Buradan galerinin içerisinden şimdi bir fotoğrafımı seçeceğim. Geçenlerde kaybettiğimiz sevgili kedimiz Farfara'nın fotoğrafını bastıralım. Bunu da anneme hediye etmek istiyorum hatta. Böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi A3 baskı 297'ye 420. Buradan dilerseniz fotoğrafınızı croplayabilirsiniz. Yazdır diyoruz. Yazdırma işlemimiz başlıyor. Evet, baskımız bitti. Şimdi şöyle bir bakalım. A3 boyutundaki parlak fotoğraf kağıdını aldığım baskıdaki sonuç gayet güzel. Yani telefonda ne görüyorsam aynı renklerle aynı kalitede görüyorum ve kesinlikle pikseller görünmüyor arkadaşlar. Yakından da baktığımızda detayları siz görüyorsunuz. Bir de normal A4 kağıdına bir fotoğraf baskısı alalım bakalım. 2 numaralı tepsiden şöyle A4 kağıdımızı koyduk. Tekrar yazıcımı açıyorum ve buradan yine fotoğraf baskısını seçiyorum. Bu sefer de şu fotoğrafımı seçeyim bakalım. Şöyle bir fotoğraf. Yukarıdan ilk olarak kağıdı seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle A4'ü seçtim. Burada düz kağıtlar
olarak seçili. Dilerseniz buradan kağıt cinsini de seçebiliyorsunuz. Buradan kalitesini seçebiliyorsunuz. Yüksek kalite olsun. Diğerleri kalsın. Bitti dedim ve yazdır diyorum. Evet, şimdi bakalım bu fotoğrafımız nasıl çıkacak. Standart A4 kağıdını aldığım fotoğraf baskısı da bu şekilde görünüyor. Tabii ki bunun biraz kuruması lazım. Çok yoğun bir boya kullanıyor çünkü. Burada ağacın yapraklarına, detaylara baktığımızda da son derece kalite bir baskı olduğunu söyleyebilirim. Ve bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Peki bu yazıcıyı kimler tercih etmeli, kimler etmemeli? Önce kimler tercih etmemeli ondan bahsedeyim. Açıkçası sadece döküman alıyorsanız, yani böyle Word belgesi ya da fatura çıktıları vesaire alıyorsanız çok da bu paraları vermenize gerek kalmayabilir. Onun için başka modellere bakabilirsiniz. Fakat benim de yaptığım gibi standart belgelerin dışında fotoğraf baskıları da almak istiyorsanız ve bunları kaliteli bir şekilde hem de kalın kağıda, hatta fotoğraf kağıdına bastırmak istiyorsanız bu yazıcı tam sizlik bir yazıcı olacak. Yani bunu aldığınızda bütün aile kullanabilir. Hem anne baba kullanır, hem çocuklar kullanır. Eğer fotoğrafçıysanız kullanırsınız. Onun dışında mürekkeplerin ucuz olduğundan bahsetmiştim. Mürekkep maliyet konusunda da oldukça kâra geçeceksinizdir. Her zaman olduğu gibi videoda fiyat maalesef söyleyemiyorum çünkü anlık olarak fiyatlar değişiyor. O yüzden açıklama kısmına bir link bırakıyorum. O linkten detaylı olarak hem diğer özelliklerine bakabilir hem de güncel fiyatını görebilirsiniz. Benim için önemli olan fotoğraf baskı kısmıydı ve gördüğünüz gibi oldukça kaliteli baskılar alabildik arkadaşlar. O yüzden ben bu yazıcıyı bu amaçlarla kullanacak kişiler için kesinlikle tavsiye ederim. Sizler de görüşlerinizi lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.